Tunç Çağı'nın çöküşü Akdeniz ve komşu medeniyetlerinin üzerinde büyük bir yıkıma yol açtı. Sayısız devlet yok oldu. Birçoğu da her yeri kasıp kavuran ateşten korunmak için küçülüp kabuğuna saklandı. Anadolu'da da Hititler ve Frigler sırasıyla bu yangından nasibini aldılar. Bu iki ülkenin yokluğunda oluşan boşluksa, bereket fışkıran bu topraklarda yeni ve zengin bir devletin filizlenmesi için çok uygun bir ortam yarattı. Ne biliyoruz, hoş geldiniz. Bu videomuzda Anadolu tarihinde önemli bir yeri olan, dünya ekonomisinde de en önemli değeri, parayı ilk kullanan medeniyet olarak bilinen Lidyalılardan ve paranın tarihinden bahsedeceğiz. Demir Çağı döneminde Anadolu'nun en güçlü krallıklarından birisi olan Lidyalıların aslen kim olduğu ve nereden geldiği çok net değil. Bazı tarihçiler Tunç Çağı sırasında Hititler gibi Anadolu'ya göç eden kavimlerden biri olduklarını düşünürken, bazı tarihçilerse Bronz Çağı'nın sonunu getiren deniz insanlarının saldırıları sırasında meydana gelen ikinci göç dalgasıyla geldiklerini öne sürüyor. Diğer bir grupsa Lidyalıların aslında Anadolu'nun yerli halklarından biri olduğunu, ancak Tunç devrinde bu topraklara gelen ve Hint-Avrupa dil ailesini konuşan başka bir toplulukla kaynaşıp onların dillerini benimsediklerini savunuyor. Nereden ve ne zaman gelmiş olurlarsa olsunlar, Lidyalılar tarih sahnesinde kendilerinden M.Ö. 13. yüzyılda söz ettirmeye başlıyorlar. Esas olaraksa M.Ö. 9. yüzyılda yaptıkları önem kazanmaya başlıyor. Ve M.Ö. 7. yüzyıla gelindiğinde ise artık Sardis şehrinden yönetilen zengin bir devlet olarak Batı Anadolu'ya hükmettiler. Lidyalılar Hititler gibi olmasa da bir kara devletiydi. Denize kıyıları olmasına rağmen kara ticaretine önem veriyorlardı. Ağırlık verdikleri bu kara ticaretini ilerleterek günümüzde Kral Yolu olarak bilinen güzergahı oluşturdular. Sardis'ten başlayıp Frigya'nın eski başkenti Gordion'a giden, oradan da Asur başkenti Ninova'ya varan Kral Yolu sayesinde Lidyalılar bu rota üzerinden Orta Doğu'dan ve Asurlulardan gelen malların ticaretini yaptılar. Ticaretin düzenli devam etmesine fayda sağlayan Kral Yolu, Asur başkentinde de durmamış, Babil'e ve hatta oradan Perslerin başkenti Persepolis'e kadar uzamış. Ayrıca güzergahı kullananlardan alınan vergiler ve ücretler sayesinde de Lidyalılar büyük bir gelir elde ettiler. Kral Yolu üzerinden gelen mallar, günümüzde Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan başkent Sardis'te satıldıktan sonra tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında pazarlanması için denizci İonyalı tüccarlara verilirdi. Kral Yolu'nun getirdiği bütün zenginliğin aktığı, tarım ve değerli madenlerin güçlendirdiği başkent Sardis, zamanla Anadolu'nun en önemli ve zengin şehri haline dönüştü. Lidya'nın bereketli topraklarından altın ve gümüş dışında, o dönemlerde kozmetik ve boya sektöründe kullanılan bazı kimyasallar da bolca çıkıyordu. Başkent ve çevresinde üretilen boyalı yün kumaşlar ve kozmetik ürünler, özellikle İonyalılar aracılığıyla bütün Ege'de en popüler ticari ürünler arasındaydı. Lidyalıların zenginliklerinin bir diğer kaynağı da sahip oldukları altın ve gümüş madenleriydi. Antik çağlarda altın, günümüzde Kaz Dağları'nda olduğu gibi açık madencilik şeklinde yapılmıyordu. Litler altın elde etmek için nehir yataklarından topladıkları altınca zengin toprağı elektram denilen bir yöntem kullanarak işliyordu. Bu yöntemde ilk olarak toprak bir körüklü ocak kullanılarak ateşte ısıtılırdı. Yüksek sıcaklıklara erişildiğinde toprak içindeki metaller ayrışıp bir külçe halini alıyordu. Bu metal külçe içinde bolca altın, gümüş ve kurşun bulunurdu. Bu haliyle çok da değerli olmayan külçe tekrar ateşe atılır ve ısıtılırdı. Açık havada ısıtılan külçe, ortamdaki oksijenle birlikte oksitlenirdi ve bu sayede kurşun ve diğer istenmeyen metaller yanarak curufa dönüşürdü. Geride ise yüksek saflıkta altın ve gümüş kalırdı. Her seferde ortaya az miktarda çıkan bu kıymetli metaller, gerektiğinde daha kolay işlenebilmeleri için birleştirilip külçe haline getirilirdi. Lidyalılar bu yöntemi kullanarak Boz Dağları'nın içinden kopup gelen altını, günümüzde Sart Derisi olarak anılan Paktalos çayından toplamıştı. Su ile gelen altın ve yoğun kara ticareti sayesinde Lidya hızlı bir şekilde zenginleşmişti. Lidya topraklarında çıkan altının ticarette kullanılmasının yanında yoğun bir kuyumculuk faaliyeti de vardı. İnce ince işlenmiş altın takıların kalitesini
Güney civarındaki tümülüs mezarlarından 1960'larda çalınan ve seneler sonra geri getirilen takılarda görebiliyoruz. Harun hazineleri olarak anılan bu eserlerde kanatlı deniz atı gibi seçkin tasarımlara da rastlamak mümkün. Ticaret ve madenlerle zenginleşen Lidya'da alışveriş o devirdeki diğer pek çok yerde olduğu gibi takas yöntemiyle yapılıyordu. Bu yöntem uzun dönemlerdir işe yarasa da yoğun ticaretin döndüğü Sardis'te işlemleri karmaşıklaştırıyordu. Buna bir çözüm olarak ise Lidyalılar ellerindeki kıymetli madenleri bir ticaret aracı olarak kullanmanın pratik bir çözüm olacağını düşündüler. Kıymetli metaller ticarette ödeme aracı olarak daha önceden de kullanılıyordu. Özellikle devletler arası ödemelerde külçeler halinde altın, gümüş ve bronzun kullanıldığına dair kayıtlarda pek çok kanıt bulunuyor. Günlük hayatta ve daha ufak çaplı ticari faaliyetlerde ise hayvan ya da tuz gibi kullanım alanı geniş olan ve saklanabilen nesneler tercih ediliyordu. Ancak değeri belli olan altın bir para, bütün değiş tokuş işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Kıymetli metallerin günlük ticarette kullanılmak üzere altın sikke haline getirilip, halk tarafından da yaygın olarak kullanılması Lidyalılar zamanında oldu. Bu icat, kral yolu üzerinde akan ticaretin de kolaylaşmasını ve artmasını sağladı. Bu pratik ödeme yöntemini gören diğer ülkelerde çok kısa bir süre içinde bu tekniği benimseyip kendi paralarını kullanmaya başladılar. İlk basılan Lidya paraları dayanıklı olmalarını sağlamak ve üretimini kolaylaştırmak için altın ve gümüş karışımından yapılıyordu. Ünlü Lidya kralı Karun zamanındaysa farklı alım değerlerinde kullanılması için altın ve gümüşten ayrı ayrı paralar basılmaya başlandı. Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için parayı icat etmişti. Bu icadı ise çok geçmeden başka bir icat takip etti. Sahte para. Piyasada devletin bastığı ve kontrol ettiği paranın dışında paranın, özellikle de sahte paranın olmasını istemeyen Lidya paracıları, bastıkları sikkeleri düzeltirken meydana gelen izlerin benzerlerini bilinçli olarak yapmayı düşündüler. Paranın üzerine yerleştirilen ve üstünde kralın arması işlenmiş kalıp çekişle darp edildiğinde arma paranın üzerine kazınıyordu. Bu sayede sikke resmiyet kazanmış oluyordu. Bu yöntemle tarihte ilk defa resmi darphaneler kurulmuş oldu. Parayla düzene giren ve kolaylaşan ticaret daha da arttı ve ülkenin daha da zenginleşmesine neden oldu. Yayılan ve yaygınlaşan ticaret sayesinde Lidya ve Sardis, ticaret kadar kültürlerin kaynaşması ve karışması için de uygun bir ortam yaratmaya başladı. Lidya kültürü, kara ticareti başta olmak üzere çeşitli vesilelerle Orta Anadolu'daki Hitit ve Pirik kültürünün Batı Anadolu ve Ege kıyılarına taşınmasında büyük paya sahip oldu. Benzer şekilde Ege kültürünün de Anadolu işlerine yayılmasında yardımcı oldu. Bundan kendisi de büyük oranda etkilendi. Lidyalıların kültürel geçmişindeki değişimleri incelediğimizde ilk zamanlarına ait bilgilerimiz kısıtlı kalıyor. Lidler hakkında pek çok bilgi elde ettiğimiz başkent Sardis, Tunç Çağı sonundaki büyük çöküşte yaşanan geniş çaplı saldırılardan nasibini alarak yakılıp yıkıldı. Bu nedenledir ki şehrin ve şehirde yaşayan halkın erken dönemlerine ait çok az bilgi mevcut. Eldeki bilgi ve kalıntıların büyük bir kısmı ilerleyen dönemlerde Yunan ve Roma devirlerine ait. Bu yüzden Lidya'nın ilk dönem hanedanlarına ait bilgiler, Hitit kayıtları gibi harici kayıtlar dışında ne yazık ki sınırlı. Yapılan arkeolojik kazılar ve tarihi kayıtlara bakıldığında, Lidlerin yaşantısında ilginç bir zıtlık görülüyor. Mesela başkent Sardis'te yapılan kazılarda estetik bir mimari anlayışı gösteren, çok şık ve ince işlenmiş mermer eserler çıkartılmıştır. Ya da antik dünyanın 7 harikasından biri olan ve neredeyse tamamen mermerden yapılan Efes'teki Artemis Tapınağı'nın yapımına sağladıkları destekle mimari ve sanatsal eserlere olan ilgi seviyelerinin yüksek olduğu anlaşılıyor. Benzer bir şekilde Lidya'nın soyluların ve zenginlerin defnedildiği Bintepe Nekropolü'nde usta işi taş oymacılığı örneklerine bolca rastlanıyor. Buna rağmen arkeolojik kazılarda halkın yaşadığı evlerin genelde taş zemin üzerine kerpiç veya ahşap destekli kil ya da tuğladan yapıldığı tespit edildi. Halk evlerinin bu basit yapısı arkeolojik kazıların dışında tarihçi Herodot tarafından da bizlere aktarılıyor. Halikarnaslı Herodot
Kitabında M.Ö. 499 yılında İyonyalıların başkent Sardis'e saldırıp şehri ele geçirdikten sonra yağmalayamadıklarını anlatır. Bunun sebebi olaraksa başkentin sazdan ve kerpiçten yapılma evlerinin savaş sırasında alev alıp tüm şehri talan edilemeden yok ettiğini söyler. Kamusal yapılardaki şaşayla kişisel yapılardaki sadelik farkını oluşturan mimari anlayışın Hitler'in kültürüne ait bir yaklaşım mı yoksa halkın gelir durumuna mı bağlı olduğu tam olarak net değil. Günlük yaşantıların sade olduğu tahmin edilen Hitler, ölümden sonraki hayata inanıyorlardı ve evlerinin aksine mezarlarını şık ve görkemli yapıyorlardı. Soylular ve krallar büyük tümülüslere gömülürken, daha alt tabakadaki insanlar kaya mezarlarına gömülüyordu. Tümülüslerin boyutları, gömülecek kişinin önemine göre sıkı sıkıya belirlenmiş ölçülerde hazırlanıyordu. Lidyalı soylular ve krallara baktığımızda ise ilk büyük kralları M.Ö. 680 yılında kral olan Giges'i görüyoruz. Giges'in nasıl kral olduğuna dair mitolojide farklı hikayeler olsa da tarihçiler arasında en olası olarak görüleni Giges'in kral olmadan önce başkentteki Paktolos derisinden elde ettiği altınları kullanarak ülkenin kâhinlerine rüşvet verdiği ve taht üzerindeki iddiasına tanrıların onayını ve resmiyetini kazandığı şeklindedir. Rüşveti alan kâhinler tahtın Giges'e ait olduğunu ancak soyunun 5. nesilde tahtı kaybedeceğini söylerler. Trajikomik bir şekilde kâhinlerin dediği tutar ve Giges'in soyundan gelen Kriosos yani Karun Perslilere yenilerek tahtı kaybeder. Lidya'nın en güçlü ve zengin kralı Karun ülkenin sınırlarını Kızılırmak'a kadar genişletmişti. Aynı zamanda ülkenin gelirleri de Karun zamanında zirveye çıkmıştı. Bu zenginliği o kadar çoktu ki aradan 2000 yıldan fazla geçmesine rağmen Anadolu'da halen çok zengin insanları tanımlarken Karun kadar zengin tanımlamasını kullanıyoruz. Karun'un yönettiği Lidya, Efes başta olmak üzere pek çok İyon şehrini de ele geçirmişti. Ele geçirmesinin ardından tanrıları memnun etmek ve ele geçirdiği şehirlerin halklarını sakinleştirmek için M.Ö. 7. yüzyılda bir sel sırasında yok olan Artemis Tapınağı'nın yeniden yapılmasına da sponsor olmuştu. Bu dönemde Karun, Akdeniz hükümdarları arasında en zengin olanıydı. Tabii Lidya'nın bu dillere destan zenginliği zaman içerisinde birilerinin dikkatini çekti. Akdeniz ve Küçük Asya'daki zenginlerin hikayelerini duyan ve Persepolis'e kadar uzanan kral yolundaki ticareti gören Pers İmparatoru Kairos, M.Ö. 550 civarında bu zenginliği kendine bağlamak için sefere çıktı. Batı seferine çıkan Pers İmparatorunu durdurmak isteyen Lidya Kralı Karun, sahip olduğu zenginliği kullanarak paralı askerlerden bir ordu oluşturdu. Bu sayede hızlı bir şekilde savaş tecrübesi olan profesyonelleri kullanarak çarpışmalarda fayda sağlayacaktı. Topladığı askerlerin dışında da Babil, Mısır ve Sparta'nın gönderdiği birliklerle güçlenerek düşmanı durdurmaya çalıştı. Anadolu işlerinde yapılan ilk çarpışmalarda iki taraf da galibiyet kazanamadan savaş mevsiminin dönmesiyle çarpışmalara ara verildi. Rivayete göre Persler ile yapılan savaş sırasında güneş tutulması meydana gelmiş ve iki taraf da bunu tanrılardan gelen bir uyarı olarak gördüğü için savaşı sonuçlanmadan bitirmişlerdi. Tutulma ile yarıda kesilen çarpışma ardından Lidyalılar başkent Sardis'e geri döndü. Karun ihtiyaç kalmayan paralı askerleri bir sonraki sene çağırana kadar memleketlerine geri gönderdi. Bu şekilde Lidyalılar savaş mevsimini kapatmıştı ama Persiler kapatmamıştı. Düşmanlarının ordusunu dağıtmasını bekleyen Ahamenis İmparatoru Kiros, Lidya'ya tekrar saldırdı. Karşısında ona direnecek bir ordu olmadığı için de yolu üzerindeki bütün şehirleri birer birer ele geçirerek başkente doğru ilerledi. Savaş sonunda galip gelen ve Sardis'i ele geçiren Persiler, rivayet odur ki Lid kralı Karun'u yağmalanan başkentin ortasında devasa bir odun yığını üzerinde yakarak infaz etmiştir. Persiler kral Karun'u yenip Lidya krallığına son verdikten sonra bu bölge imparatorluğa ait bir satraplık halini aldı. Ana yönetimi kendilerine bağlı olmak kaydıyla bölgenin kontrolünü soylularına geri verdi. Devam eden yıllarda Sardis ve Lidya, Perslerin Trakya ve Yunanistan seferleri için önemli bir üs vazifesi gördü.
Lidya bölgesini yöneten soylularsa halen Pers imparatorundan sonraki en zengin kişiydi. Tarihi kayıtlara ve rivayetlere göre Lidyalı ordu, Pers İmparatoru 1. Serhas'a ya da 1. Xerxes'e yürüttüğü büyük seferler için 30 ton altın ve 50 ton gümüş hediye etmişti. Ahmenit İmparatorluğu sırasında refahını koruyan Lidyalıların şansı M.Ö. 3. yüzyılda dönmeye başladı. Hem derelerden elde edilen altınların neredeyse tükenmesi hem de değişen ticaret yolları nedeniyle bölgenin önemi azalmaya başladı. Maddi olarak gücünü kaybeden topraklar, zamanla yaşanan depremler ve işgallerle giderek soluklaştı. 1400'lü yıllarda bütün Anadolu'yu kasıp kavuran Moğol istilası sırasında da Lidyalılara ait son izler ortadan kayboldu. Lidyalılar tarih sahnesinde görece kısa bir süre ön planda olsalar da insanlığa yaptıkları katkılar ve etkilerle çok daha büyük izler bıraktılar. Anadolu'da kültürlerin kaynaşması ve ticareti kolaylaştırıp hızlandıran paranın icadı, bize bıraktıkları en etkili miras olarak karşımıza çıkıyor. Ne Biliyoruz'u izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.